Türkiye ile Libya arasında varılan deniz yetki anlaşmasını iptal edemeyen Yunanistan, Trablus'ta yeni anlaşma peşinde. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüşmesinin ardından konuştu. İki ülkenin deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konulu görüşmelere derhal başlama kararı aldığını açıkladı. <laughs> <laughs> Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, altın insanda Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ta birlikte Libya'ya gitmişti. Burada temaslarda bulunan Yunan Başbakan, Trablus ve Ankara arasındaki deniz yetki sınırı mutabakatının iptalini istedi. Ancak Atina'ya eli boş döndü. Mitsotakis daha sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada mutabakatı tanımadıklarını açıkladı. Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır dedi. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Müşatakis'in ziyaretinin ardından soluğu Ankara'da aldı. Yanında kabinesinin 14 bakanı ve Genel Kurmay başkanı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Dibeybe, Türkiye ile mutabakata Belki sadık olduklarını teyit etmişti. Gibi... Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi aslında Yunanistan'ın yakından tanıdığı bir isim. Atina, Libya'daki iç savaşta muhalif general Halife Haftir desteklemişti. Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Trablus hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da deniz yetki sınırı ve askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Yunanistan bunun üzerine Libya'nın o dönemki Atina Büyükelçisi Muhammed Menfi'yi istenmeyen kişilik ilan ederek sınır dışı etmişti.